Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner nasılsınız iyi misiniz bugün nerede enerjiyim ya var ya bak benim ruhum kapalı havalara bayılıyor bugün İstanbul hava kapalı tamam mı böyle güneş yok güneş olduğunda enerjim düşüyor arkadaşlar güneş adeta benim doğal düşmanım grip oluyorum nezle oluyorum gözlerim akıyor kendimi çok kötü hissediyorum güneşte hani kovboy filmlerinde güneş tam böyle tepeden vurur Cowboy zaten böyle şeydir, yorulmuştur vesaire. Öyle hissediyorum kendimi. Hani iyi kötü çirkin filminde yakışıklı şeye, çirkine esir düşmüştü. Tam böyle su içecekken çirkin böyle vuruyor, su dökülüyor falan ya. Dudakları falan çatlıyor yakışıklının, sarışının yani. Yani iyinin. Neyse efendim hacca gitme rüyaları neye işaret eder sevgili arkadaşlar? Allah'a ait olan şeyler iyidir diyeceğim yanlış olacak. Yani sure görmek, haç görmek, namaz kılmak bunlar iyiydi. Biz de Allah'a aitiz ve insan dediğiniz canlı o kadar çok kötülük yaptı ki o kadar yani yapılmadık, işlenmedik günah kalmadı arkadaşlar. Dünya tarihine baktığımızda her türlü günah işlendi. Hani kıyametin kopması da işlenmedik günah kaldığında değil bizim inancımıza göre dünyada Allah'a inanan kimse kalmayınca kıyamet kopacak demek ki kıyametin kopmasına daha çok var İslam inancına göre. Rahatız yani ama illa hayatımızda kötü şeyler olması için arkadaşlar kıyametin kopmasına da gerek yok. Neyse kötüyü konuşup kötüyü çağırmayalım. Çekim yasasına güvenin arkadaşlar. Ağzınızdan hep güzel şeyler çıksın. Güzel şeyler isteyin. Hac rüyaları nedir arkadaşlar? Güzel olan her şeyi işaret eder. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre sembollere göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Örneğin hacca gittiğiniz ama Kabe'nin yandığını görüyorsunuz. Kabe'nin yıkıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hiç iyi değildir. Büyük büyük günahlar işleyeceğinize işaret eder yani manevi hayatınızda kopuşlara işaret eder. Belki Allah inancını bile kaybedeceksiniz sonraki dönemlerde. Yani Kabe'nin yıkılması, Kabe'nin yanması hiç iyi değildir. Ama Kabe'yi görmek, hacca gittiğini görmek, tavaf ettiğini görmek, Safa ile Merve arasında koşturduğunu görmek bunlar çok güzeldir arkadaşlar. Yani nasıl güzeldir birazdan güzelliklerden bahsedelim. Bir insandan hoşlanıyorsunuz değil mi? O insanın yani Evlenecekseniz arkadaşlar o insanla beraber hacca gittiğinizi görürsünüz. Beraber orada haçta kurban kesersiniz. Kabe'yi tavaf edersiniz. Yani o insan sizin kaderinizse, o sizin için çok hayırlı, çok güzel bir eş olacaksa, onunla çok mutlu olacaksınız. Onunla beraber hacca gittiğinizi görürsünüz arkadaşlar. Sonrasında... Yani çok büyük borcunuz varsa ya da bir hastalığınız varsa arkadaşlar Kabe'nin önünde ağladığınızı görürsünüz yani o büyük dertten kurtulacağınızı işaret eder. Kabe'nin kapısından içeri girdiğinizi görürsünüz. Cezaevinden çıkacaksanız arkadaşlar. Yani haç sembolü Kabe görülebilecek en güzel sembollerden biridir. Bakın. Haç sembolünü, Kabe sembolünü görebilmek için dini yaşamak gerekir. Benim gibi edebiyatını yapanlar, dinin edebiyatını yapanlar ve dini yaşayanlar vardır bu dünyada. Ben örneğin dinin edebiyatını yapanlardanım. Allah inancım var, peygamber inancım var. Yani Hazreti Peygamberimizin son peygamber olduğuna iman etmiş bir insanım. Hani işittim ve itaat ettim. Ama tam olarak itaat etmedim. Bende namaz yok. Oruçlarımı tam tutuyorum. Oruçtan beni çok motive eden bir şey. Nasıl biliyor musun? Vücut geliştirmeyle ilgilendiğim için arkadaşlar. Vücudun böyle bir zaman bütümünde yemeksiz ve susuz kalması harika bir şey. Çünkü ise vücut kendinde olanları eritmeye başlıyor. Harika bir şey arkadaşlar. Oruç en sevdiğim ibadet. Böyle sahurda metin iki falan oynardık harikaydı. Bir ibadetlerden tam olarak yaptığım oruç var gerisi yok bende arkadaşlar. İnşallah olur. Yani bu haç rüyası, kahve rüyası benim gibi dinin edebiyatını yapan yani dinini yaşamayan insanların göreceği bir rüya değildir arkadaşlar. Hac rüyasını, Kabe rüyasını görmek için Allah'ın sevgisini kazanmış, ibadet eden bir kul olmak gerekir. Allah'ın sevgisini kazanmak için illa ibadet mi gerekir? İlla ibadet gerekmiyor arkadaşlar. Allah'ın sevgisini kazanan çok merhametli insanlar vardır. Yani bu okuduğum kadarıyla dini kitapları okurum. Allah kendisine inanmayan yani merhametli kulunu da cehennemde derler ki daha az azaba tutacak yani tabii ki şeyde hani diğerleri bu cehennemin kademeleri var ya onun merhamı yani merhametlidir merhametli olanı sever. Böyledir yani İslam inancında Allah böyledir. Ondan arkadaşlar illa ibadet yapmanıza gerek yok ama büyük ihtimal siz hem iyi merhametli bir insansınız hem de dini şeyleri bu görevleri vazifeleri yerine getiren bir insansınız. Çünkü ise kolay görülecek bir rüya değildir. Kolay görülecek rüyalar nedir? Örneğin elinize yani para geçeceğinde sık görülen rüyalar hamur rüyasıdır, et rüyasıdır arkadaşlar. Bunlar kolay görülen rüyalardır. Ama böyle hayattaki yükselişte ifade eder hac rüyaları. Hac ettiğini görürsün. Yani sadece şey değil. Yani en küçük sembol anlamı değiştiriyor sevgili arkadaşlar. Hayattaki yükselişte ifade eder. Hayattaki yükselişte nasıl olur? Parayla olur para, para, para. Yani başka bir şeyle olmaz. Siz istediğiniz kadar iyi insan olun. Sizdeki iyilik Allah ilgilenir arkadaşlar onunla. Yani Yüce Rabbimiz iyilikle Allah ilgileniyor. Gerçekten yani başkası ilgilenmiyor. İstediğin kadar hayatın zorluklarla geçsin, o zorlukları atlat. İnsanlar sadece zorluğu atlatana saygı duymuyor ya da hiç duymuyor arkadaşlar. Tamam o zorluğu atlattın ama paran var mı yok mu? Yani istediğin kadar merhametli insan ol, bunun bir şeyi yoktur arkadaşlar. İstediğin kadar karakterin dört dörtlük ol, istediğin gibi sevilmezsin. Ama paran varsa insanlar sana saygı duyuyor. Ama Allah için paranın hiçbir önemi yoktur. Allah sadece kalplerdeki iyiliğe bakar, imana bakar arkadaşlar. Kendisine inanmayan iyi kullarına da iyiliklerinden ötürü onları sever arkadaşlar. Yani Şimdi burada çeşitli tartışmalar var. Allah kendine iman etmeyeni. Yani sevdiğini şuradan biliyoruz. Cehennem 7 tabaka derler arkadaşlar. Ya da daha mı fazlaydı? Öyle merhametli iyi kullarını kendine inanmayanları onun en hafifine koyacağı söylenir yani. Ha, böyledir yani. Dini inancımız da böyledir. Yoksa tabaka tabaka niye yarasın değil mi? yani birin cennetin birinci katı peygamberler ikinci katı şehitler böyle şeyler var ya. İyiliğin de şeyi var. Yani Allah adaletli olandır. Kimsenin hakkını zayi etmez arkadaşlar. Yani hac rüyaları güzeldir. Güzel olan her şeydir. Ama rüyanızda bir aksilik varsa tabii ki bu neye gelir arkadaşlar? Yaşayacağınız aksiliklere işte dedik ki Kabe'nin yıkılması ya da hacca gidemediğini görmek, muradına kavuşamamaktır arkadaşlar. Ya işte tabi, murat ettiğimiz her şeyde bizim için şey olmuyor ki yani hayırlı olmuyor. Ben geriye dönüp baktığımda iyi ki olmamış dediğim olaylar yok mu var arkadaşlar. Yani keşke olsaydı deyip zamanında çok üzüldüm. Sonrasında hani insanlar birbirini çok ister. Yani her şey güzel olacak senle olunca diye şarkılar söylerler, evlenirler. Birbirlerini çok severek sonrasında deli gibi nefret ederler. Görmek istemezler arkadaşlar. Büyük bir nefretle boşanırlar. Yani sizin için neyin hayırlı, neyin hayırsız olacağını bilemezsiniz. Ama haç rüyaları, kahve rüyaları sizin için hayırlı olacakları sembolize eder arkadaşlar. Çok hayırlı bir semboldür. Biraz kahve içeyim. Yani sevgili arkadaşlar... Haç rüyaları, umre rüyaları hayattaki yükseliştir. Sizin için iyi olacak şeylerdir. Haççı yaptığınızı görmeniz sıkıntıdan kurtulmanızdır. Hepimizin farklı farklı sıkıntıları var. Benim sıkıntım keşke daha iyi bir bilgisayarım olsaydı ya. Böyle son model bilgisayar istiyorum. Biraz maddi durumu düzeltmeye ihtiyacım var. Ya her taraftan dünyanın en mutlu insanı ben olurum. Öyle bir bilgisayarım olsa. Yani sizin araba bir şeyiniz vardır. Ben benim için her şey bilgisayar. Yani bilgisayar bilimlerine aşık bir insanım arkadaşlar. İyi ki bilgisayar çağında dünyaya geldim. Çok seviyorum kod yazmayı, kodlarla uğraşmayı, oyun yapmayı, web sitesi yapmayı bunlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Beni kapatın bir yere güneş görmeyen bir eve. Abi güneşten o kadar rahatsızım ki. Yani benim için Kanada en iyi memleket. Gideceğim Allah izin verirse. Yani soğuk böyle yağışlı havaları Bayılıyorum arkadaşlar. Aşığım böyle yerlerde yaşlanabilirim. İnşallah yaşlanmak nasip olsun. Çok seviyorum soğuk, yağışlı, böyle karlı havaları. Sade güneş oluyor ya hiç sevmiyorum ya. Çünkü benim güneşe alerjim var. Derimin yandığını hissediyorum ya. Ya böyle Allah'ım ya şey aldım, ventilatör aldım bak. Şey alıyor diyor. Bunun büyüğü vardı arkadaşlar. Büyük boynum tutuluyor. Yani biraz maruz kalınca evi soğutuyor. Ya da klima arkadaşlar. klima buraya taktıramadık. Bu benim için ideal arkadaşlar. Şöyle masaya koyuyorum. Gayet iyi. Allah'tan Mayıs'ta biraz soğuk geçiyor. Bugün de gayet güzel. Soğuk havalara aşığım. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.